Herkese merhaba ben Tolga Özbek. Geçtiğimiz günlerde Wagner bir taraftan Moskova'ya doğru ilerlerken ilginç bir video sosyal medyaya düştü. Bu video bir hava savunma sistemi tarafından kuyruğu vurulmuş, kuyruğunu kaybetmiş ve döne döne düşen bir Ilyushin 22'nin görüntüsüydü. Uçak Rus hava kuvvetlerine aitti ve ne yazık ki bu uçak düştüğü zaman 15 kişilik mürettebattan kurtulan olmadı ve Wagner bu uçağı vurduğunu açıkladı. Peki Rus hava kuvvetlerine ait bu tür özel görev uçakları benzer olaylarla geçmişte karşılaşmış mıydı? Evet 2018'de de Suriye Hava Savunma Sistemi bir Rus Ilyushin 20 modelini düşürmüştü. İşte bu videomuzda bu uçak nasıl geliştirildi, hangi görevlerde kullanıldı, neden tabiri caizse dost ateşiyle düşürüldü bu konuları birlikte inceleyeceğiz. Aslında hikayenin Geçmişi 1957 yılına kadar iniyor. Çünkü o yıllarda Ruslar turboprop motorlu bir yolcu uçağı geliştirmeye başlıyorlar. 4 motorlu alttan kanatlı bu uçağa Ilyushin 18 adı veriliyor. Koltuk kapasitesi yaklaşık 120'ye kadar çıkartılabilen bu uçağın oldukça da uzun bir menzili var. 6500 km ve saatte yaklaşık 648 km hızla da bu uçak uçuyor. Ve birçok... O dönemde başta Sovyetlerin milli taşıyıcısı Aeroflot, arkasından Demirpelt ve ülkelerinin birçoğunun yollarında da Ilyushin 18'ler kullanılmaya başlanıyor. Yaklaşık 1985'e kadar 700'e yakın uçak imal ediliyor ve 60'ların ikinci yarısından sonra da uçaklar yavaş yavaş askeri kullanımda görülmeye başlanıyor. Birçok ülkenin hava kuvveti başta tabi Sovyet hava kuvvetleri bu uçaktan satın alarak filolarına ekliyor. Personel taşıma, yük nakli yani nakli uçağı gibi görevlerin yanı sıra bu uçağın gövdesinin üzerine veya kanatlarına özel ekipmanlar, sensörler takılarak özel görev uçağı haline getiriliyor. Özel görev nedir? Buralarda farklı farklı görevler var. Nedir mesela? Elektronik sinyallerin takip edilmesi etraftaki işte radarların yaydığı dalgalardan telsiz konuşmalarına sinyal istihbaratı gibi konularla ilgili geliştirilmiş sistemler bu uçağın üzerine takılıyor. Bu uçak uçtuğu zaman düşman radarlarını algılıyor. Hangi frekanslarda bir yayılımı var bunlara bakıyor. Aynı şekilde bölgede uçan uçakların örneğin telsiz konuşmaları veya askeri birliğin birliklerin aralarındaki İletişimi takip etmeye çalışıyor. Sonuçta çok eski bir uçak ama taşıdığı sistemler açısından, özellikler açısından çok yüksek, farklı farklı stratejik öneme sahip uçaklar. Bu uçakların son yıllardaki yaptığı operasyonlardan bir tanesi de Suriye'deydi. Suriye'de çıkan iç savaşın arkasından Rusya Suriye yönetiminin mevcut yönetiminin arkasında durdu ve ciddi bir askeri gücü bölgeye yolladı. Bu uçaklardan bir tanesi Ilyushin 20 bölgede sinyal istihbaratı yapmak üzere uçuşlar gerçekleştiriyordu. Özellikle de Akdeniz üzerinde uçarak işte İsrail'den gelen saldırılar veya bölgedeki hareketlilikleri takip ederek bunlarla ilgili istihbarat topluyordu. Tarihler 17 Eylül 2018'i gösterirken enteresan bir olay meydana geldi. Normalde yapılan ikili anlaşmalar doğrultusunda İsrail bir şekilde bölgeye bir hareket yapacağı zaman bu konuyla ilgili son dakika Rusya'yı bilgilendiriyor ve vuracağı bölgelerin yakın koordinatlarını geçerek bunlarla ilgili yapacağı hava operasyonları konusunda herhangi bir aksaklığa neden olmaması için Rusya'yı uyarıyordu. Benzer bir şekilde 17 Eylül 2018'de İsrail Hava Kuvvetleri'ne ait 4 F-16 Akdeniz üzerine çıktı ve burada da İsrail kendinin belirlediği hedefleri Suriye topraklarında vuracakları da özellikle operasyonun Hizbullah kaynaklı Güney Suriye tarafında yapılacağı bilgisini Ruslarla paylaştı. Fakat uçaklar güneyde değil oldukça kuzeye doğru çıkmıştı. Bu sırada da bölgede yaklaşık denizden 35 kilometre açıklıkta Rus Hava Kuvvetleri'ne ait Ilyushin 20 devreye uçuşu yapıp bölgedeki sinyal istihbaratını gerçekleştirmek üzere uçuyordu. Ve bu sırada da İsrail ilginç bir taktik izledi ve bu uçağın tabiri caizse arkasına saklanarak yani Suriye Hava Savunma Sistemi'nin görmemesi için o uçağı perde gibi kullanarak uzaktan akıllı mühimmatlarla hedeflerini vurdular. Ancak o sırada Suriyeliler İsrail F-16'larını takip ederken arkalarından o uçakları hedef alıp füzelerini attılar. Fakat F-16'lar vurulmadı. Rus Hava Kuvvetleri'ne ait İlyushin 20 vurularak düştü. Denize düşen uçakta da 14 mürettebattan kurtulan olmadı. Rusya gerçekten çok sinirlenmişti bu atılan adıma ve bu konuyla ilgili epey bir Moskova ve Tel Aviv arasındaki ilişkiler gerildi. Ve bir taraftan da tabii İç soruşturma başlatıldı. Suriye hava savunma sistemleriyle ilgili epey bu konuyla ilgili gürültü çıktığını ifade etmek isterim. İkinci önemli işte içeriden vurma olayı diyelim. Bu Wagner'in baş kaldırması sırasında geçtiğimiz günlerde geçen hafta 24 Haziran'da meydana geldi. Wagner sadece Ilyushin 22 tipi elektronik sinyal istihbarat uçağını değil... 6 hava aracını kalan 5 tanesi de işte Mi-8, Mi-17 veya Mi-24 tipi helikopterlerde Rus hava kuvvetlerine karşı bir operasyon yaptı. Ve bu düşürülen 6 hava aracında 40 Rus mürettebat hayatını kaybetti. Sonra işte bir şeyler oldu. Rüzgarlar esti. Wagner'le Putin el sıkıştı ve Wagner güçleri farklı bir noktaya doğru kaydırılmış oldu. Düşüren Ilyushin 22M tipi uçak Pantsir hava sistemi ile düşürüldü. Peki işte Wagner böyle bir adımı niye attı? Neden bu kadar değerli ve stratejik öneme sahip bir uçağı vurdu? Ben de açıkçası anlamakta oldukça güçlük çekiyorum. Muhtemel bu uçak Wagner'in arasındaki iletişimi takip etmek, hareketlerini takip etmek üzere gökyüzündeki bir devri uçuşu sırasındaydı. Niye vurdular, ne yaptılar? Bunlar gerçekten cevap arayan sorular ama bir şey diyemiyoruz. Ben bu iki olayı da adeta ne yazık ki kim vurduya giden iki uçak ve hayatını kaybeden çok sayıda Rus havacılık mürettebatı olarak değerlendiriyorum. Gördüğünüz gibi bir sivil amaçlı tasarlanmış uçak. Üzerine konulan çeşitli ekipmanlarla birlikte özel görev uçağı haline getiriliyor ve bu uçaklar gerçekten çok stratejik, değerli uçaklar çünkü karşı tarafın bilgilerini almaya çalışıyor. Bu açıdan da büyük önem taşıyor. Evet, bugünkü videomuzda Rus hava kuvvetlerinin yaşadığı bu enteresan olayı 2 olay ve 5 yıl arayla ve kaybedilen 29 Rus havacı var. Bunları size dilim döndüğünce anlatmaya çalıştım ama işte bazı şeylerin sorularının cevaplarını detaylı olarak verebilmek oldukça güç. Lütfen sorularınızı yorum olarak yazın. Beğendiyseniz bu videoya beğen tuşuna basın. Abone olmadıysanız hala sizi bekliyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere herkese sağlıklı ve mutlu günler diliyorum.